Merhabalar. Bugün üçüncü denememizin inkılap tarihi sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Metinde altı çizili olan cümle Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğini yansıtır? Metnimize bakalım. Makbule Hanım'ın anlattığına göre anaoğul arasında bir tartışma başlıyor. Zübeyde Hanım, ben seni asker yapamam. Baban gibi tüccar yapacağım diyor. Mustafa ısrarla ben mutlaka asker olacağım, omzumda basma topu taşıyamam diye çıkışıyor ve ayak duruyor. Fakat fayda etmiyor. Annesi resmi evrakı mühürlemeyeceğini söylüyor. Evet, Mustafa Kemal'in hayatından bir kesit anlatılmış metnimizde arkadaşlar. Sorumuzda metinde altı çizili olan cümle diyor. Metinde altı çizili olan cümlemizde ona bakalım. Metinde altı çizili olan cümlemiz ben mutlaka asker olacağım cümlesi. Evet, Mustafa Kemal'in asker olacağına dair kararını verdiği dönemden alınmış bir metin. Ve bu cümlenin Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğini yansıttığını soruyor bize sorumuzda. Şıklarımızda kararlılık, vatanseverlik, liderlik ve çok yönlülük var arkadaşlar. Altı çizili cümlemizin ifadenin ne anlama geldiğine bakalım. Diyor ki ben mutlaka asker olacağım. Mutlaka kelimesi geçiyor bakın cümlede arkadaşlar. Mutlaka demek ne olursa olsun kesinlikle her halde, her halükarda ben asker olacağım demiş. Dolayısıyla burada bir kararlılık görüyoruz ve bu kararlılıkla işte Mustafa Kemal'in biz kişilik özelliğini görüyoruz. Kararlılık özelliği var. Vatanseverlik, liderlik, çok yönlülük gibi özellikleri yukarıdaki paragrafta ve altı çizili cümlede yok arkadaşlar. Onun için cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı yıllarında söylediği bu ifadeler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Metnimize bakalım. Biz vatana borçlu olduğumuz fedakarlık derecelerini düşündükçe bugüne kadar yapılan hizmetleri pek değersiz buluruz. Vicdanımızdan gelen bir ses bize vatanın bu sıcak ve samimi ufuklarını tamamen temizlemedikçe gemilerimizin Derne, Tobruk, Bingazi ve Trablusgarp limanlarında tekrar demir atmış olduğunu görmedikçe vazifemizi bitirmiş sayılmayacağımızı ihtar ediyor. Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Metnimiz bu arkadaşlar. Ve şimdi metnimize bakarak sorumuzu çözelim. Sorumuz olumsuz bir soru. Hangisine ulaşılamaz diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şıklarımıza bakalım. Birinci şıkkımız vatansever duyguyla hareket etmiştir diyor. Evet, Mustafa Kemal'in vatansever bir duyguyla hareket ettiğini söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Biz vatana borçlu olduğumuz diyor. Biz vatana borçlu, kendisini vatana borçlu olduğunu hisseden bir kişiliğe sahip Mustafa Kemal. Bu da vatanını sevdiğinin bir göstergesi arkadaşlar. Bugüne kadar yapılan hizmetleri pek değersiz bulduğunu da ifade ediyor. Ve vicdanından gelen sesten bahsediyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in vatansever duygularla hareket ettiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz ve ulaşabiliyoruz bu bilgiye. B şıkkına bakıyoruz. B şıkkında Trablusgarp'ta galip geleceğimize inanmaktadır diyor. Öyle mi? Evet. Buna da inandığını söyleyebiliriz. Nasıl söyleriz? Bu vatanın sıcak ve samimi ufuklarını tamamen temizlemedikçe gemilerimizin Derne, Tobruk, Bingazi, Trablusgarp limanlarında tekrar demir atmış olduğunu
görmedikçe vazifemizi bitirmiş sayılmayacağımızı ihtar ediyor, diyor. Evet, buradan Trablusgarp'a dair ümitlerinin olduğunu, galip geleceğimize inandığını, gemilerimizin tekrar bu limanlara demir atacağı günlerin geleceğini düşünüyor. Dolayısıyla buna da ulaşabiliriz. Acaba C şıkkında ne demiş? Türk milletine olan inancı ve güveni tamdır diyor. Öyle mi gerçekten? Evet. Bunu neye dayanarak söylüyor? Diyor ki, çünkü kendi saadetini, kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur diyor. O halde bu şekilde davranan vatan evlatları çok olduğunu düşündüğüne göre Türk milletine olan inancı ve güveni de tamdır diye düşünebiliyoruz. D şıkkımız kaldı. D şıkkımızda acaba ne söylüyor? Askerlik hayatının en önemli savaşıdır demiş. Yukarıdaki metinde askerlik hayatının en önemli savaşı olduğuna dair zaten bir bilgi yok arkadaşlar. Evet, Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in hayatında önemli bir savaştır. Önemli bir dönüm noktasıdır. Birçok tecrübe kazanmıştır burada. Ancak askerlik hayatının en önemli savaşı olduğunu söyleyemeyiz. Yukarıdaki metinden buna ulaşamayız. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Tanzimat ve ıslahat fermanlarına ait verilen bilgiler 19. yüzyılda Osmanlı'nın içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için ortaya çıkan hangi düşünce akımını destekler niteliktedir? Sorumuz bu. Tanzimat ve ıslahat fermanından da bölümler verilmiş bize ve hangi düşünce akımıyla eşleştiğini soruyor. Önce bilgilerimizi okuyalım. Bu ferman ile din, ırk farkı gözetmeden bütün Osmanlı vatandaşlarının kanun önünde eşit olduğu, can ve mal güvenliğinin devlet güvencesinde olduğu vurgulandı. Islahat fermanı, Osmanlı'da yaşayan gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü ifadelerin kullanılması yasaklandı. Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı verildi, diyor. Şıklarımızda Osmanlı'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için 19. yüzyılda ortaya atılan fikir akımları verilmiş. Bu fikir akımlarını kısaca hatırlayalım isterseniz. Öncelikle A şıkkına bakalım. A şıkkında Türkçülük demiş. Türkçülük neydi arkadaşlar? Türkçülük akımında bütün Türkleri milli bir duygu ile birleştirerek tek bayrak altında toplamak vardı. Yukarıda verilen bilgilerde bir Türk vurgusu yok arkadaşlar. Bütün Türklerden bahsetmiyor, Türk milleti diyerek bahsetmiyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı değil. B şıkkında batıcılık verilmiş. Batıcılık neydi? Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunun tüm kurumları ve yaşam biçimiyle batılı bir devlet olmakla sağlanabileceği savunulmuş. Yukarıda verilen Tanzimat ve Saat Fermanı bilgilerinde herhangi bir yenileşmeden, batı tarzı düşünceden, batı tarzı yaşamdan vesaireden bahsetmiyor. Onun için cevabımız batıcılık da değil. Osmanlıcılık neydi arkadaşlar? Osmanlıcılık fikri, Osmanlı Devleti'ni oluşturan bütün milletleri adalet, eşitlik ilkeleriyle bir arada tutup Osmanlılık duygusuna sahip bir toplum oluşturmak ve azınlık isyanlarını önlemek vardı Osmanlıcılık fikrinde. Yukarıda verilen bilgiler Osmanlıcılık fikrine uyan bilgiler. Çünkü diyor ki bu ferman ile din, ırk farkı gözetmeden bütün Osmanlı vatandaşlarının kanun önünde eşit olduğu, can ve mal güvenliğinin devlet güvencesinde olduğu vurgulandı diyor. Islahat fermanında da aynı şekilde gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü ifadelerin kullanılmasının yasaklanması ve gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkının verilmesi söz konusu. Yani gayrimüslimlerle Müslümanların kanunen halk gözünde her alanda eşitlenmesi söz konusu. Dolayısıyla bize verilen yukarıdaki bilgiler Osmanlıcılık fikrine uyuyor arkadaşlar. İslamcılığa da bakalım. İslamcılık neydi?
devleti ve milleti bir arada tutan en önemli bağın din olduğu düşünülmüş ve tüm Müslümanları halifenin etrafında toplayarak Osmanlı'yı ayakta tutabileceği düşüncesindedir. Yöneticiler ve fikir adamlarının bir kısmı. Dolayısıyla da İslamcılık fikri de uygulanmaya çalışılmış ancak başarılı olamamıştır. Bize yukarıda verilen bilgiler ışığında görüyoruz ki cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda Mehmet Emin Yurdakul'un Cenge Giderken şiirinden bir bölüm verilmiş. Manastır askeri idadi yıllarında okuduğu şiirde vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, milli egemenlik kavramlarından hangilerinin Mustafa Kemal'i etkilediği söylenebilir diyor sorumuzda. Şiirimize bakalım. Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur. Sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim. Düşmanımı vatanıma saldırtmam. Tanrım şahit, duracağım sözümde. Milletimin sevgileri özümde. Vatanımdan başka şey yok gözümde diyor. Şimdi şiirimize göre vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik ve milli egemenlik kavramları yukarıda var mı ona bakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle ilk olarak vatan sevgisini vermiş. Acaba vatan sevgisi var mı? Vatan sevgisi neydi? Vatan sevgisi insanın, bir kişinin milleti, vatanı için, coğrafyası için elinden gelen her şeyi yapabilmesi, onu sonuna kadar savunması, onun için çalışması, fedakarlık etmesiydi. Yukarıda şiirde biz bunu görebiliyor muyuz? Evet, yukarıda bunu görebiliyoruz. İnsan olan vatanının kuludur diyor öncelikle. Bunun dışında düşmanımı vatanıma saldırtmam, vatanımdan başka şey yok gözümde diyor. Bunları söyleyen bir kişinin vatan sevgisine sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve Mustafa Kemal'in de bu konuda etkilendiğini ifade edebiliriz. Milli birlik ve beraberlik var mıdır? Milli birlik ve beraberlik yukarıda verilen şiirde yok arkadaşlar. Milletin bir ve beraber olması, aynı konuda aynı şeyleri düşünmesi, hareket edebilmesi anlamına geliyor. Ama yukarıda verdiğimiz şiirde böyle bir bilgi yok. Milliyetçilik var ama milli birlik ve beraberlik yok. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim budur derken bir Türk milliyetçiliği vurgusu var. Ama milli birlik ve beraberlik vurgusu yok arkadaşlar. Milli egemenlik. Milli egemenlik neydi arkadaşlar? Milli egemenlik, devleti yönetme gücünün doğrudan millete ait olması anlamına gelen bir kavramdı. Yukarıda bize verilen şiirde herhangi bir yönetimle ilgili bilgi yok arkadaşlar. Milletin yönetimde söz sahibi olması vurgusu yok. Dolayısıyla doğru cevabımız bu duruma göre yalnız bir olmalı. Yani doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Bir metnimiz var. Metinden hareketle Tayyar Rahmi Hanım'la ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Metnimize bakalım. Tayyar Rahmiye 1920'de Adana'da Fransızlara karşı müfrezesiyle birlikte savaşmıştır. İki arkadaşını korumak amacıyla tereddütsüz çatışma ortamına atıldığı için kendisine Tayyar Uçan lakabı verilmiştir. Osmaniye işgale uğrayınca Hüseyin Ağa'nın milli kuvvetlerine katılmak için müracaat eden Rahmiye Hanım'a Hüseyin Ağa'nın bacım bu er işidir, sen cephe gerisinde belki daha yararlı olursun demesi üzerine Tayyar Rahmiye Hanım vatanın savunmasında hepimiz eriz, düşman toprağımıza ayak basmış, harimi ismetimizi kirletmek istiyor. Elim silah tutarken ben nasıl savaşmam cevabını vermiştir. Rahmiye Hanım'ı tanıyanlar onu şöyle anlatırlar. Omzunda Alman filintası denen tüfeğini taşırdı. Genellikle atlı gezerdi. Güçlü, kuvvetliydi. Onun bu durumunu bilenler taşı sıksa suyunu çıkarır demişlerdir. Şu sözlerini kendisini tanıyanlar unutamamıştır. Allah bana nusret verse
Yalnız başıma düşmanı kırarım. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim. Evet, bu metne göre şimdi hangi çıkarımlara ulaşabiliriz? Bunlara bakıyoruz arkadaşlar. Birinci çıkarımımız neymiş? Yargımız. Tayyar Rahmi Hanım'ın Güney cephesinde mücadele ettiğine ulaşabilir miyiz? Evet, Tayyar Rahmi Hanım'ın Güney cephesinde mücadele ettiğine tabii ki ulaşabiliriz. Bunu nereden biliyoruz? Metnimizde diyor ki, Adana'da Fransızlara karşı müfrezesiyle birlikte savaşmıştır. Güney cephesi ne Adana dahildir. Güney cephesinde biz Fransızlarla savaşmışızdır. Dolayısıyla Tayyar Rahmi Hanım'ın da Güney cephesinde mücadele ettiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İkinci yargımızda hiçbir mücadeleden kaçmayıp gözü kara biri olduğuna diyor, ulaşabilir miyiz? Evet, Tayyar Rahmi Hanım'ın hiçbir mücadeleden kaçmadığını söyleyebiliyoruz. İki arkadaşını korumak amacıyla tereddütsüz çatışma ortamına atıldığı için kendisine Tayyar lakabı verilmiş. Ve bunun dışında Allah bana nusret verse yalnız başıma düşmanı kırarım, ölürsem şehit, kalırsam gaziyim dediği söyleniyor. Bunu söyleyen bir kişinin gözü kara biri olduğunu biz rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü yargımıza bakıyoruz. Düşman askerlerinin saygısını kazanmış bir kahraman olduğuna ulaşabilir miyiz? Yukarıda Rahmi Hanım'ı tanıyanlar onu şöyle anlatırlar diye bir cümlemiz var. Ancak Rahmi Hanım'ı tanıyanların burada düşman askerleri olup olmadığına dair bir bilgi yok arkadaşlar. Rahmi Hanım'ı tanıyanlar muhtemelen zaten onun etrafındaki insanlar, onun çarpıştığı düşman askerleri değildir bunu söyleyenler muhtemelen. Onun için de biz üçüncü yargımıza ulaşamayız. Düşman askerlerinin saygısını kazanmış bir kahraman olduğu bilgisi yukarıda verilmemiş. Onun için doğru cevabımız 1 ve 2 olmalı. Yani A şıkkı olmalı arkadaşlar. Evet, altıncı sorumuza devam ediyoruz. Bir metnimiz var. Metne göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor sorumuzda. Metnimize bakalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra korkulan oldu. Yunanlılar 15 Mayıs 1919 günü İzmir'i işgale başladılar. İskelede ve yollarda askerlerin üstüne demet demet çiçekler atan Rum halkı Zito, yaşasın Venizelos diyerek çığlıklar atıyor ve askerleri selamlıyorlardı. İstanbul Hükümeti'nin yayınladığı talimatnameye uyan Türk halkı evlerinden ve asker ise kışlasından dışarı adım atmıyordu. Fakat teslimiyete göz yummayan Hasan Tahsin, direnişin sembolü olan o ilk kurşunu atmış, açılan ilk ateşin ardından kurşun yağmuruna tutulan Hasan Tahsin oracıkta can vermişti. Şimdi yargılarımıza bakalım. Birinci yargımızda İzmir'deki Rumlar Osmanlıcılık fikriyle hareket etmektedir diyor. Acaba öyle mi? Hayır, İzmir'deki Rumların Osmanlıcılık fikriyle hareket ettiklerini söyleyemeyiz. Neden? Çünkü Osmanlıcılık fikrinde Türkler ve Rumların birlikte yaşamaya devam etmeleri ve Rum vatandaşlarının Osmanlı'ya sahip çıkıp Yunan ordusuna destek vermemeleri gerekiyordu. Ancak Yunan ordusunun İzmir'e gelişiyle birlikte ne olmuş? Orada yaşayan Rum halkı yaşasın Venizelos çığlıklarıyla askerleri Yunan ordusunu selamlıyorlardı diyor. Dolayısıyla demek ki Rumların bir Osmanlı'nın parçası olmak gibi bir kaygıları kalmamışlar. Dolayısıyla Osmanlıcılık fikriyle hareket ettiklerini söyleyemeyiz arkadaşlar. İkinci yargımızda devlet baskısı vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda direnişi kıramamıştır diyor. Devlet baskısından kastedilen şey tabii ki burada Osmanlı Devleti, İstanbul Hükümeti'dir. Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda direnişi kıramamıştır diyor.
Öyle mi? Evet. İstanbul Hükümeti bakın yayınladığı talimatname ile Türk halkının evlerinde kalmasını, askerin kışladan çıkmamasını istemiş. Ancak teslimiyete göz yummayan gazeteci Hasan Tahsin ne yapmış? Direnişin sembolü olmuş. Yunan ordusuna kurşun yağdırmış, şehit düşmüş. Ancak direniş devam etmiş. Dolayısıyla devletin baskısı direnişi kıramamıştır. Bunu söyleyebiliriz. Üçüncüsünde İstanbul hükümeti işgallere karşı sessiz kalmıştır diyor. Evet, İstanbul hükümeti işgallere karşı sessiz kalmış. Talimatname yayınlayarak ne yapmış? Türk halkının ve askerin de karşı çıkmasına engel olmuş. Dolayısıyla da İstanbul hükümetinin sessizliğini burada görebiliyoruz. O halde cevabımız ne arkadaşlar? 1'e ulaşamayız demiştik. 2 ve 3'e ulaşabiliyoruz. Yani cevabımız o zaman C şıkkı oluyor. 2 ve 3. Evet, 7. sorudayız. Görselden hareketle Sivas Kongresi'nin önemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Görselimizde Sivas Kongresi, Milli Mücadele'nin mihenk taşı Sivas Kongresi ile ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar. Bilgilerimize bakıyoruz. 2 Eylül 1919, Mustafa Kemal Paşa 2 Eylül 1919 günü Erzurum'dan Sivas'a geldi ve 18 Aralık 1919'a kadar kentte kaldı. 4-11 Eylül Sivas Kongresi, 4 Eylül 1919 Perşembe günü saat 14'te bugünkü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binasında Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi yapıldı. 7 gün süren ve manda tartışmalarının da yaşandığı kongre, 11 Eylül 1919'da sonuç bildirgesinin yayınlanmasıyla kapandı. Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı kongreye ev sahipliği yapan Sivas, 108 gün milli mücadelenin merkezi oldu. Sivas Kongresi'nden Cumhuriyet'in ilanına giden süreç. Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas'ta gerçekleştirildi ve Sivas Kongresi şekli ve içeriği itibariyle adeta milli bir meclis işlevi gördü. Heyeti temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı. Sivas Kongresi halkı bir bütün halinde çizdiği program doğrultusunda hareket etmeye geçirdi, geçirmeyi sağladı. Bu hareket 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandı. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul olunamaz. Bize verilen bilgiler bunlar arkadaşlar. Şimdi bu bilgiler ışığında biz şıklarımızı değerlendirelim. Sorumuz olumsuz, buna dikkat ediyoruz ve bu doğrultuda sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. A şıkkında milli mücadele adına önemli kararlar alındığı ifadesi var. Buna ulaşılabilir mi? Evet, buna ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Diyor ki, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne ışık tutacak kararların alındığı kongre diyor. Dolayısıyla biz Sivas Kongresi'nin milli mücadele adına önemli kararların verildiği bir kongre olduğunu buradan anlayabiliyoruz. B şıkkında Sivas Kongresi şekli ve içeriği itibariyle milli bir meclis işlevi gördü demiş. Evet, biz buna ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu ifade neredeyse aynı şekliyle metnimizde zaten verilmiş. Sivas Kongresi şekli ve içeriği itibariyle adeta milli bir meclis işlevi gördü diyerek zaten verilmiş. Dolayısıyla B şıkkına da rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu şıkkımızı da eliyoruz. C şıkkımıza bakıyoruz. Halkın bütününü kapsayan ilk bölgesel faaliyet Sivas'ta yapıldı demiş. Halkın bütününü kapsayan bir faaliyet bölgesel olmaz arkadaşlar. Öncelikle bunu belirtelim. Halkın bütününü kapsayan bir faaliyet olduğuna göre bu faaliyetin ulusal bir faaliyet olması gerekirdi. Yukarıda verilen bilgide buna benzer bir cümle var.
O sizi yanıltmasın. Yukarıda verilen cümlede ne diyor bakın? Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas'ta gerçekleştirildi diyor. Örgütsel faaliyetle bölgesel faaliyet aynı şey değildir arkadaşlar. Dolayısıyla buna ulaşamayız biz. Halkın bütününü kapsayan ilk ulusal faaliyet olmalıydı bu cümle. Dolayısıyla bu ulaşılamayacak olan cümlemiz. Ve son B şıkkımızı da yine değerlendirelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı fikrine ulaşabilir miyiz? Evet, yine aynı şekilde metnimizde bu verilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi yapıldı diyor. Dolayısıyla buna da ulaşabiliriz. Aynen neredeyse metnimizde verilmiş zaten. Bu duruma göre doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Halkın bütününü kapsayan bir ilk bölgesel faaliyet Sivas'ta yapıldı. Fikrine burada ulaşamayız diyoruz. Evet 8. sorumuzdayız. 8. sorumuzda Mavi Miral Cemiyeti için verilen bilgiler değerlendirildiğinde yargılardan hangilerine ulaşılabilir deniyor arkadaşlar. Biliyoruz ki Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Osmanlı ordusunun terhis edilmesi, Anadolu'nun işgale uğraması ve Osmanlı hükümetinin işgallere duyarsız kalması sonucu Anadolu'da cemiyetler kurulmuştu. Bu cemiyetler kurmuş amaçlarına göre zararlı ve yararlı cemiyetler olarak ikiye ayrılmıştı hatırlarsanız. Soruda bize zararlı cemiyetlerden Mavi Miral Cemiyeti ile ilgili bilgiler verilmiş. Önce bu bilgilerimizi okuyalım. Daha sonra da bu bilgiler ışığında hangi yargılara ulaşabileceğimizi analiz edelim. Mavi Miral Cemiyeti, Yunan hükümetinin emirleri doğrultusunda hareket eden ve İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi tarafından desteklenen cemiyet, Büyük Yunanistan'ı kurarak Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istiyordu. Emellerine ulaşabilmek için İstanbul, Bursa, Bandırma, Tekirdağ, Kırklareli yörelerindeki Rum azınlığı örgütleyerek silahlandırmıştır. Yunanistan yararına kamuoyu oluşturmuş, bölgede ilerleyen işgalci Yunan askerlerine yardımcı olmuş ve Türk halkının direnişini kırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Bilgimiz bu. Şimdi tek tek yargılarımızı değerlendirelim. Acaba biz bu yargılara ulaşabiliyor muyuz? Birinci yargımızda diyor ki Anadolu'nun toprak bütünlüğünü bozacak politikalar üretmiştir. Öyle mi? Bakalım. Cemiyet Büyük Yunanistan'ı kurarak Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istiyordu diyor. Bu Anadolu'nun toprak bütünlüğünü bozacak bir faaliyet midir? Evet. Bu Anadolu'dan bir takım bölgelerin, toprakların Yunanistan'a katılması anlamına geliyor ki Anadolu'nun toprak bütünlüğünün bozulması anlamına geliyor. Dolayısıyla biz buna ulaşabiliriz arkadaşlar. İkinci yargımıza bakıyoruz. Amacına ulaşmak için Rum azınlığı kullanmıştır diyor. Doğru mu? Emellerine ulaşabilmek, amaçlarına ulaşabilmek için İstanbul, Bursa, Bandırma, Tekirdağ, Kırklareli yörelerindeki Rum azınlığı örgütleyerek silahlandırmıştır. Yunanistan yararına kamuoyu oluşturmuştur diyor. Dolayısıyla Rum azınlığı kullandığına da biz buradan ulaşabiliyoruz. Ve üçüncü yargımıza bakıyoruz. Sevr Anlaşması ile kararlaştırılan toprak paylaşımını almıştır ifadesi var. Yukarıda Sevr Anlaşması ile ilgili herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Herhangi bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla bu cemiyetin de Sevr Anlaşması ile kendilerine vaat edilen toprakları aldıklarına dair hiçbir bilgiye ulaşamayız. Dolayısıyla biz burada üçüncü yargımıza ulaşamıyoruz. 1 ve 2'ye ulaşabiliyoruz sadece. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Evet 9. sorumuzdayız. Verilen görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Verilen görsel Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi başlatmak için Anadolu'ya geçişi ve sonrasında milli mücadelenin örgütlenme ve hazırlık aşamalarını gösteren bir görsel arkadaşlar. Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Samsun'a hareketiyle başlıyor. Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara duraklarıyla devam ediyor. Görselimizi okuyalım.
16 Mayıs 1919, Padişah Vahdettin Mustafa Kemal Paşa'yı ordu müfettişliği göreviyle Anadolu'ya gönderdi. 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak bastı. 22 Mayıs 1919, Amasya Genelgesi yayınlandı. Milli mücadelenin programıdır. Milli mücadelenin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlendi. 23 Temmuz 1919, Erzurum Kongresi toplandı. Bölgesel açlık toplanmasına rağmen aldığı kararlar yönünden ulusaldır. Misak Birliği sınırları ilk kez ortaya konulmuştur. Yeni bir devlet kurma fikri kesinlik kazanmıştır. Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir. 4 Eylül 1919, Sivas Kongresi yapıldı. Erzurum Kongresi kararları ulusa mal edildi. Bölgesel mücadeleden ulusal mücadeleye geçildi. Temsil heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi açılana dek Bakanlar Kurulu işlevi gördü. Misak-ı Milli'ye son hali verildi. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Milli egemenlik ilkesi kurumlaştı. Halkçı, ulusçu ve demokratik bir Türk devleti oluştu. Temsil heyetinin görevi sona erdi. Ulusal örgütlenme tamamlandı. Evet, bu bilgiler ışığında hangisine ulaşılamaz diyor. Şıklarımızı tek tek değerlendirelim şimdi. A şıkkında milli mücadelede izlenecek yol Amasya Genelgesi'nde belirlenmiştir diyor. Doğru mu? Evet, doğru arkadaşlar. Milli mücadelenin programıdır diyor. Milli mücadelenin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir diyor. Dolayısıyla biz buna rahatlıkla ulaşabiliyoruz. B şıkkında yeni Türk Devleti'nin kurulması belli aşamalardan sonra gerçekleşmiştir demiş. Evet, biz bunu bu bilgilerden rahatlıkla elde edebiliriz. Bakın Mustafa Kemal'in Samsun'a gelişi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, meclisin açılışı. Yani belli bir aşama kaydedilmiş. Tek bir genelgeyle, tek bir kongreyle devletin kuruluşuna karar verilmemiş, devlet ilanı olmamış, meclis açılmamış hemen. Kademe kademe ilerlenmiş. Dolayısıyla da B şıkkına da rahatlıkla ulaşabiliyoruz. C şıkkında ne demiş? Bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmemiş, manda himaye reddedilmiştir. Doğru mu? Evet, doğru. Buna da ulaşabiliriz. Erzurum Kongresi'ne açık açık demiş zaten, manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir diyor. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi kararları ulusa mal edildi. Misak-ı Milli'ye son hali verildi. Dolayısıyla bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmediğine buradan rahatlıkla ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ve son olarak padişahtan milli mücadeleyi gerçekleştirmek için padişah milli mücadeleyi gerçekleştirmek için Mustafa Kemal'i görevlendirmiştir fikrine ulaşabilir miyiz? Mustafa Kemal Samsun'a giderken Padişah Vahdettin Mustafa Kemal Paşa'yı ordu müfettişliği göreviyle Anadolu'ya göndermiştir diyor. Bize verilen bilgi de bu var. Yani Padişah Vahdettin'in Mustafa Kemal'i Anadolu'ya milli mücadeleyi gerçekleştirmek için değil, 9. Ordu Müfettişliği göreviyle görevlendirdiği söz konusu. Dolayısıyla da biz bu fikre ulaşamayız arkadaşlar. Böyle bir bilgi yok yukarıda. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Padişah milli mücadeleyi gerçekleştirmek için Mustafa Kemal'i görevlendirmiştir. Yanlış. Evet, 10. sorumuzdayız. Bir gazete haberimiz var. Verilen gazete haberine göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Gazete haberimize bakalım. Türk milletinin büyük zaferi 30 Ağustos. 1919, Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri Anadolu'yu işgale başladı. Ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti zor durumda bırakılmaya çalışıldı. İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzbun'a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti. 15 Mayıs 1919, İtilaf Devletleri'nin izniyle Yunan ordusu İzmir'e çıkarma yaptı. Türk milleti tarih boyunca gösterdiği millet olma bilinci içerisinde işgallere karşı Kuvayi Milliye Hareketi'ni başlattı.
1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı politikalarını Atatürk ve silah arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı. Özellikle Batı cephesinde hareketlilik başladı. 23 Ağustos 1921, 13 Eylül 1921. Yunan ordusu Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durduruldu. 26 Ağustos 1922, düşman ordusunu tamamen yurttan atmak için amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzu başlattı. 30 Ağustos 1922, büyük taarruz Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla sonuçlandı. Ardından Mustafa Kemal Paşa birliklere "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir" ileri emrini verdi. 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 30 Ağustos'ta Kütahya'nın kurtuluşunu, 1 Eylül'de Gediz, 3 Eylül'de Emet ve Tavşanlı'nın kurtuluşları izledi. 9 Eylül'de İzmir'de Yunan ordusunu denize döken Türk ordusu Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi. Gazete haberimiz böyle arkadaşlar. Şimdi verilen bu gazete haberine göre biz verilen yargıları inceleyeceğiz ve yargılarımızın hangilerine ulaşabiliriz bunlara bakacağız. Birinci yargımızda Türk milletine askeri alanda zorunlu uygulamalar yapıldığı bilgisi verilmiş. Buna ulaşabilir miyiz? Evet, buna ulaşabiliriz. Nasıl ulaşıyoruz? Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri Anadolu'yu işgale başladı. Ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti zor durumda bırakılmaya çalışıldı diyor. Ordusunun cephanesinin elinden alınması askeri alanda zorunlu bir uygulamadır. Dolayısıyla da bu fikre rahatlıkla ulaşabiliriz arkadaşlar. İkinci yargımıza bakıyoruz. Türk milletinin bölgesel direniş hareketleri oluşturduğu fikri verilmiş. Var mı böyle bir şey? Evet, bize verilen bilgi de bu da gayet açık bir şekilde verilmiş. Türk milleti tarih boyunca gösterdiği millet olma bilinci içerisinde işgallere karşı Kuvayi Milliye hareketini başlattı diyor. Kuvayi Milliye neydi? Kuvayi Milliye bir direniş hareketiydi ve bölgesel direniş hareketleri olarak nitelendirdiğimiz işgallere karşı Türk milletinin direnişini gösteren hareketlerdi. Dolayısıyla buna da rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ve şimdi üçüncü yargımıza bakıyoruz. Ülkemizin tamamının İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiği diyor. Acaba buna ulaşabilir miyiz? İkinci paragrafta demiş ki, İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına, Yunan ordusu İzmir'e asker çıkardı diyoruz. Bunları görüyoruz. Ancak Anadolu'nun geri kalanı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Karadeniz'den, Orta Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan verilmiş bir bilgi yok yukarıda. Dolayısıyla ülkemizin tamamının İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiğini burada bundan yola çıkarak söyleyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü yargımıza ulaşamayız. 1 ve 2'ye ulaşabiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar.